bütün uyuşmazlıklar Ayken'in hakemi olan ve yanlış hatırlamıyorsam dünya üzerinde 6 tane bulunan hakem kurulları tarafından çözümlenir. Bu hakem kurullarının uyacakları kurallar Ayken tarafından tanımlanmıştır ve aslında alanı da tescil ettirirken tıklayarak bunları da kabul etmekteyiz. Bunlar yeknesak yani tek düze anlaşmazlık çözüm kuralları, UDRP olarak tanımlanan kurallardır. Ayken'in sayfasında bulunabilirler. Bu 6 tane kurumdan en çok bilineni Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü yani WIPO'dur. WIPO en sık kullanılan hakem olduğu için alın adı uyuşmazlıklarının temel hakemi olarak anılır. Prosedür aslında çok güzel, hızlı ve uygun şekilde işlemektedir. İnternet üzerinden başvuru mümkündür. Belgelerin asıllarının kargoyla gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında çok yüksek olmayan bir başvuru harcı ödenmektedir. 1 ya da 3 hakem seçilebilir. Başvurudan sonra hakem karşı tarafa, yani haksız olarak tescil yaptırdığı iddia edilen tarafa tescil sırasında vermiş olduğu e-postasına bir e-mail göndererek bildirimde bulunmaktadır. Aslında buradaki en önemli nokta budur. Eğer tescil sırasında verdiğiniz e-mail sahte ise, kontrol etmediğiniz bir e-mail ise, birisi sizin aleyhinize iptal istemiş ve hiç haberiniz olmadan iptal gerçekleşmiş olabilir. Bu başvurudan sonra yaklaşık 1,5 ay içerisinde uyuşmazlık her iki tarafında bu konudaki cevaplar alındıktan sonra çözüme bağlanmaktadır. Önemli nokta da şudur. WIPO'nun veya diğer hakemlerin verdikleri kararlar Ayken tarafından doğrudan uygulanmaktadır. Yani temyizin mümkün olmadığı gibi ayrıca icra süreci yoktur. Çünkü zaten Ayken alan adının yöneten kurum olduğundan doğrudan karar verildiği noktada uygulanmaktadır. Bu yüzden de eğer doğru olmayan bir e-mail verdiyseniz arkanızdan sizin gıyabınızda bir inceleme süreci gerçekleştirilip karar verilip doğrudan doğruya sitenizin başka bir alana da yönlendirilmiş olabilir.